Şimdi konuşmalarını yapmak üzere belediye başkanımız Sayın Mehmet Sarı'yı kürsüye davet ediyorum. Sayın Vali, Sayın Divan, Sayın Meclis Üyeleri, Sayın Rektörümüz, Milliyetçi Hareket Partisi, Benim Partim İl Başkanımız, Adalet Kalkınma Partisi İl Başkanı abimiz, sevgili basın mensupları, hepinize saygı ve muhabbetlerimi sunarım. Cenab-ı Hak herkese sağlık, sıhhat versin. Önce yeni seçilen arkadaşlarımızı canı gönülden kutluyorum. Evet, yeni bir başlangıç, yeni bir hedef, yeni bir vizyon demektir. Bu manada arkadaşlarımızın bu niyette olduklarını efendim, düşünüyorum ve öyle kabulleniyorum. Şehrimizin girdisini çıktısını ekonomik boyutlarına hepimiz beraber yaşıyoruz. Arzu edileni yakalama durumunda mıyız? Elbette ki yakalamak durumundayız. Ama bir gayretin olması, bir birliğin, beraberliğin zuhur etmesi lazımdır. Siz tüccar adamsınız, tüccarlarsınız. Şimdi bir işi bilen, emek sarf etmiş ve ticaret erbabı bir ailenin oğlu olan Murat kardeşimizle beraber el birliği içerisinde yeni atılımların olması gerektiğini düşünüyorum. Nedir bunlar? Tüccarın herhangi bir şeyden korkmaması lazım. Tüccarın hesabını, kitabını iyi yapması lazım. Yani hesap hendise dediğimiz mevzuya vakıf olması lazım. Ben tüccarlığı şöyle söylüyorum. Burası bir tüccar kuruluşu. Korkaktan tüccar olmaz. Parayı tutandan, özellikle Amasya'mız için söylüyorum. Şimdi bizim Amasya'da bir alışkanlık var. Kendi ölçeğine göre yakınımızdaki Samsun Çorum kendi ölçeği içerisinde baktığımızda paranın bol olduğu, en fazla olduğu yerlerden bir tanesi Amasya. Lakin bizde para cepte tutuluyor veya bankada tutuluyor. Para aynı arkadaş gibidir. Sokağa çıktığınızda kimlere selam veriyorsanız, kimlerle merhabalaşıyorsanız orada kendinize arkadaş grubunu seçersiniz. Parayı da sokağa salmak lazım. Cepte tutmayla olmuyor. Benim tabirimle ya sokağa salacaksınız, çoğalıp gelecek, arkadaş bulup gelecek ya da kaybolacak. Bunun yanı sıra para fazla boylamaya da gelmeyen benim tabirimle para pire gibidir. Dokunduğumuzda fırlar. Onu kaçırtmadan uçurtmadan hareket ettirmemiz lazım. Ben şahsen Amasya'mızda özellikle geçenki konuşmamda da söyledim. Bir Amasya'da gerek Amasya'nın ismini taşıyan, gerek Yeşilırmak'ın ismini taşıyan bir holding kurulmasını arzu ediyorum. Bunun yanı sıra özellikle Amasya'da hayvan borsasının kurulmasını arzu ediyorum. Amasya'nın mücavir alanının gelişmesini arzu ediyorum. Özellikle şimdi Sayın Rektörüm burada Amasya Üniversitesi ile beraber belediye, ticaret odası, işbirliği içerisinde bir programın yapılmasını ve bir projenin geliştirilmesini arzu ediyorum. Bunlar sözde olan şeyler değil, özde olması gereken mevzular. Biz burada bir aile gibiyiz. Amasya'mızın kalkınması adına ne yapılması gerekiyorsa bunu planlayıp el ele tutuşmalıyız. Şimdi siyaset önemli bir faktör. Biz burada siyasetçiyiz. Siyasetle ticaret yan yana olur mu? Siyaset de olmaz. Fakat siyasetçiyle ticaret yan yana olmak mecburiyetindedir. Çünkü
kazanımı sağlayan, kazanımı getirecek olan siyasetçidir. Burada ticaret odası, siyasetçi, efendim, belediyesi, tüccarı, rektörü, efendim, el ele tutuşmalıdır. Bugüne kadar bunları gördünüz mü derseniz, yani gördüğümüzü iddia edemeyiz. Artık siyaset olmadan memleketin hizmet gelmiyor. Siyaset olmadan yatırım gelmiyor. Onun için de bu manada siyasetçilerimiz de işin içerisine katmak kaydıyla efendim bazı efendim imkanları fırsata dönüştürmemiz, fırsatları imkana dönüştürmek mecburiyetindeyiz. Efendim, yani merkezi hükümetten efendim faydalanmak mecburiyetindeyiz. Bu manada ben şehrimizin kalkınması noktasında efendim her şeyden önce birliğin, beraberliğin efendim oluşması, ki ayrılık zaten söz konusu değil ama ticari birlikteliğin oluşmasından yanayım. Mesela ben arkadaşlarımıza zaman zaman ferdiyet olarak da söyledim. Dedim ki şehre bir teleferik yapıyoruz. Gelin burayı ortak yapalım. Efendim, bir para değil yani. Herkes şuradan 2'şer milyon lira veya 5'er milyon lira verse efendim 15-20 adamla bu işi yapardı. Emin olun ciddi manada bu söylediğimi tarih yazacaktır. Parası olan arkadaşlarımız efendim bu konuda da acaba bunu neden yapmadık? Şimdi gelip buraya adam 200 milyon yatırıyorsa, yatıracaksa efendim bunun hesabını kitabını yapmıştır. Ben şunu anlatmak istiyorum bu manada. Biraz kabuğumuzu yırtalım. Efendim, eğer tüccarsak paramızı çoğaltmanın yollarına bakalım. Para durduğu yerde 3-5 kuruş faizden para çoğalmaz. Benim tabirimle aynı sağ sokağa çoğalsın gelsin. Ya olsun ya da yok olsun hesabı. Böyle bakmak lazım diye düşünüyorum. Ben şahsen burada bir belediye başkanından ziyade de bir tecrit tüccar olarak konuşmayı kendime görebildim. Bu manada efendim biraz resmiyetin dışına çıkarak konuşuyorum. Onun için ben böyle düşünüyorum. Kabul ederler, etmezler. Onu ben bilemem ama dünyanın merkezi Amasya olmadığını, efendim dünyanın daha çok ülkesinin olduğunu, dünya parasıyla tanışmanın gereğine inanmamız lazım. Amasya'daki ticaretle, Amasya'daki birimimizle dönen parayla efendim yetinmemeliyiz. Dünya ticaretinde efendim beraber olmalıyız. Gelin elin efendim parancası filancası gelip bizim ülkemizde bir şeyler alıp satıyorsa efendim biz de dünya ülkelerine bir şeyler alıp bir şeyler satmak durumunda efendim kendimizi en azından hazır duruma getirmemiz lazım olduğunu düşünüyorum. Efendim dünya artık şöyleleşmiş vaziyette. Bir dakikada Amerika'yla, Almanya'yla irtibat kuruyorsunuz. Bu manada dünyayla tanışmanın bir gereksinimi olarak da ben şehrimizdeki Hilton Hotel'inin özellikle ticaret yapan arkadaşlarımıza vesile olacağı kanaatindeyim. Bunu da bilerek söylüyorum. Bir bakıyorsunuz ki dünyanın birisi gelmiş, efendim dünyada sanılmış bir tüccar, bir merhabalaşıyorsunuz, ne alıyorsun, ne satıyorsun diyorsunuz ve oluşan dostlukların sonunda ticaret başlıyor. Efendim. Ve ben bu manada biraz önceki arz ettiğim gibi önümüzdeki süreçte açacağımız Hilton Oteli'nin tüccar arkadaşlarımıza ciddi manada girdi sağlayacağına inanıyorum. Efendim. Benimki biraz yüzeysel konuşma oldu ama kusura bakmayın. Efendim, bir seçim geçti. Dünde kaldı cazım. Bugüne bakmak lazım sözü Mevlana Hazretleri'nin sözü olduğunu bilelim. Öyleydi, böyleydi, şöyleydi, böyleydi. Onlara bakmamak lazım. Yolumuza devam etmek lazım. Efendim dedikodu bol piyasada laf üreten çok, yalan söyleyen haddinden fazla da çok. Efendim bu manada biz işimize bakalım.
sevgi yumağını çoğaltalım. Efendim sevgi yumağını efendim kar topu gibi büyütelim diye benim gayretim var. Efendim arzum var. Ola ki bizden fikir isteyenlere herkes aklını beğenler ama ben de kendi aklımı çok beğeniyorum. Efendim istişareye açığız. Efendim bizim de kendimize göre bildiğimiz yöntemler var. Arkadaşlarımızla paylaşmaya açığız. Ben her zaman şöyle söylüyorum. Bir daha tekrar bunu söyleyeceğim. Burada gelin birliktelik içerisinde efendim daha büyük işler yapmanın yolunu arayalım. Cebimizdeki paraları efendim, birbirine tanıştıralım. Diyorum. Ben şimdiden yeni göreve gelmiş, görev yapacak arkadaşlarımıza, başta sayın kardeşim Murat Bey olmak üzere herkese canı gönülden başarılar diliyorum. Cenab-ı Hak efendim, yollarını açık eylesin, gayretlerini bol eylesin diyorum. Ben her zaman, her türlü, her zeminde, her şartta kendilerine ihtiyaç duyulduğunda her an hazır, destek olmaya hazır olduğumu beyan ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Her şey gönlünüzde olsun diyorum. İyi akşamlar. Konuşmalarından dolayı Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sarı'ya teşekkür ediyorum. Meclis